İyi akşamlar sevgili seyirciler. KRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağız. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Edip Uğur, küçük sandığa bulunan esnafı tek tek dolaştı. Bir sındırgıya götürelim. Yağcı Medanalisi nasıl yapılıyor görsün. Koca Afşar'da peynir nasıl yapılıyor görsün. Öyle mi? Kaz Dağları'na götür. Balıkesir'in tanınmış lokantacılarından Sinan Ergüven, oğlunun anısına Paşaköy'de çocuk parkı ve çeşme yaptırdı. CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Sami Sözat, Kepsut'ta seçim çalışmasına katıldı. Bu ihtiyaç sahibi olarak kardeşlerimizin de böyle bir ihtiyacı olduğunu söylemeler üzerine harekete geçiyorlar. CHP 6 Eylül Belediye Başkanı Adayı Doktor Mehmet Ali Çiçek, çarşamba pazarında esnafı ziyaret etti. Temel sosyal belediyecilik anlayışımızda o kenti, o kentte yaşayan insanlarla beraber yönetmek var. Akçay Edremit arasında meydana gelen kazada Rus şoförü kullandığı tır bir otomobile çarptı. Orta şeride geçtim, arkamdan başka bir tır patlattı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'ndeki şehitlerimizi anma amacıyla hazırlanan program kapsamında Balıkesir Üniversitesi geçen sene düzenlediği anlamlı etkinliği bu yılda düzenledi. Çok güzel, sonuçta tarihimizi hani canlandırma açısından hani önceden atalarımız demek ki bunlarla beslenerek savaşmışlar. Bence çok güzel bir şey. Sevgili seyirciler, seçimlerde son günlere yaklaşılırken çalışmalarını yoğunlaştıran AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Edip Uğur, küçük sanda bulunan esnafı tek tek dolaştı. Esnaflarla kısa süreli sohbetler de yapan Edip Uğur, vermek istediği hizmetlerle ilgili konuşmalar yaptı. Evet, Pala ne haber? İyiyim abi, hoş başkan. Sefa geldin. Eyvallah, sağ olasın. Sağ olasın. Merhaba efendim. Eyvallah. Seçim çalışmalarına Küçüksan'da devam eden Edip Uğur, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte hemen hemen her dükkana uğrayarak çalışanlarla tokalaştı ve hal hatır sordu. Selamünaleyküm. Merhaba, nasılsınız, iyisiniz? Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Şey, böyle kırmızı kuşak, siyah kuşak. Karatecilerin kucağı gibi. Peki, hadi kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Patron tamam burada. Düşünecek bir şey yok. Anladın mı? Sağ olun. Allah razı olsun. Askerler benim arkamda. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Edip Uğur, uğradığı dükkanlarda zaman zaman projelerle ilgili olarak bilgiler de verdi. Allah iyilik versin, hamdolsun. Bizler deyiz. Yollarda çıktık yollara. Hadi. Gelmişken ben size bir buyurun. Gelen her şey çıktı. Buyurun. Söylemek istiyorum. Tamam, esnaf olarak. Böyle bir hani fuar oldu belki Balıkesir için erken ama. Erkendi. Böyle bir kermes sonu gibi. Kermes bak, biz ne yapacağız biliyor musun? Gibi. Kermesler için, şimdi bu kermesler esnafı perişan ediyor. Tüccarlar geliyor, döner asıyor, öbürü bilmem ne satıyor, öbürü efendim bütün kermes dükkanları yapacağız. Orada kermes olacak, öyle değil. Onun yanında tabii fuar alanı, sergi alanı olması lazım. 5 yıldız otelin olması lazım. Bak bu kadar sanayici geliyor. Doğru düzgün otel yok Balıkesir'de. Evet. Yok. Bunları yapacağız siz. Biz diyoruz ki Balıkesir'i marka yapalım. Zaten yapabiliriz. Sındırgan'ın yağcı bedeniyle, efendim Balıkesir'in peyniriyle, kurtdereli güreşleriyle, her şeyinde. Kurtdereli bir merkez yapalım. Kışın da yağlı güreştirelim bile. Çim olsun, kapalı söyle. Sumo güreştiriyor ya Japonya'da. Değil mi? Gidiyoruz Japonya'ya. Diyor sumo güreşi var, gitmemiz lazım. Peki ne kadar? Ver 50 dolar. Ondan sonra girişelim. Biz de alalım gavurlarda 50 dolar, kurtdereli güreş seyrettirelim adamı. Evet. Bir sındırgıya götürelim, yağcı medanalisi nasıl dokunuyor görsün. Evet. Koca Afşar'da peynir nasıl yapılıyor görsün. Öyle mi? Kaz Dağları'na götür. Ayvalık'ta balık yedir. Kaplıca'ya götür sındırgıda. Ama bunlar hep organizasyon iş. Bunu kafana koyacaksın, bunu yapacaksın. Yapmazsan gününü bir edersin. Yani bizim mevkiden, makamdan bir şey beklediğimiz gibi istiyoruz. Balık esirimizi marka yapalım. İnşallah yapacağız. Peki çocuklar, kolay gelsin. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun.
Sevgili seyirciler, Balıkesir'in tanınmış lokantacılarından Sinan Ergüven, trafik kazasında vefat eden oğlu Recep Yusuf Ergüven'in anısına Paşaköy'de bir park ve çeşme yaptırdı. Yapılan park ve çeşme düzenlenen bir törenle açıldı. Paşaköy'de Sinan Ergüven tarafından yaptırılan çocuk parkı ve çeşmenin açılışına ailenin ve yakınlarının yanı sıra AK Parti teşkilatı ve belediye başkan adayları katıldı. Aynı zamanda çeşmemizi açmak, gelecek nesillerimizin teminatı olan çocuklarımıza açılmış olan çocuk parkının açılışını yapmak, aynı zamanda pilav ayınına iştirak etmek için burada bulunuyoruz. Paşaköy'ümüzü çok seviyoruz. Burada bulunan tüm arkadaşlarımızın burada bizle beraber olduğundan dolayı gayet mutluyuz. Ben Sinan kardeşimizin bu yaptığı hayrı ve parkı tüm gençliğimize armağan olmasını diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun. Açılış kurdelesinin kesilmesinden önce AK Parti Karesi ilçesi Belediye Başkanı adayı Yücel Yılmaz'la 6 Eylül Belediye Başkanı adayı Zeki Aykafoğlu birer konuşma yaptı. Evet, sizler başbakanımızı seviyorsunuz. Adaylarımızı tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Karesi'de Yücel kardeşim, 6 Eylül'de bendeniz, Büyükşehir'de Ahmet Edi Buğur abimi seviyorsunuz. Mutlaka 30 Mart'ta gereğini yapacağınızdan en ufak bir şüphemiz yok. Tabii son zamanlarda acaba AK Parti'ye bir çelme atabilir miyiz? Acaba önünü kesebilir miyiz diye türlü türlü hileler, türlü türlü çalışmalar var. Siyasi partilerin dışında da bu seçime müdahale eden gruplar var. Bildiriler dağıtanlar var. Evet, şimdi buradan onlara bir şiirle cevap vermek istiyorum. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır, yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sinan Ergüven'in trafik kazasında kaybettiği oğlu Recep Yusuf Ergüven adına yaptırdığı parkın kurdelesi kesildi. Evet. Evet. Hayırlı olsun. Ya Allah. Sevgili seyirciler, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Sözat bugün Kepsut'taydı. İlçe merkezinin ardından Eşeler Köyü'nü ziyaret eden Sami Sözat ve partililer burada düğünü olacak bir genç kızın çeyiz talebini de yerine getirdiler. CHP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sami Sözat beraberinde Kepsut Belediye Başkanı adayı Murat Karakoyun ve partilerle birlikte Kepsut'a gitti. Burada esnafı gezen Sözat onlarla tek tek tokalaştı, destek istedi ve bize sahip çıkın dedi. Büyükşehir. Ardından Eşiler Köyü'ne geçildi. Burada 2 yıl önce babasını kaybeden ve yakın tarihte düğünü olacak 18 yaşındaki Simge Şen'in çeyiz talebi de yerine getirildi. Şeyde fotoğrafı da asmışlar. Evet, Simge gel gülüm. Gel başkanım. Gel bakalım. Tamam. 18 yaşında düğün yapacak değil mi? Evet. Ne zaman yapacaksın düğünü? 13 Nisan'da. 13 Nisan'da düğün yapacak. İnşallah beraber yapacağız. Beraber olacağız. Düğünde de beraber olacağız inşallah. Evet başkanım. Ama çıkarsa, işte, çok acil bir şey çıkmazsa buradayız. Gelemezsek de kalbimiz sizinle. Güle güle kullan. Bak arkadaşlar, hanım arkadaşlar bizim partinin kadın kolları. Kadın kolları. Sizin isteğinizi böyle bir şey ihtiyacınız olduğunu duymuşlar.
ve onu temin ederek, onları temin ederek size getirdiler. Güle güle kullanın. İnşallah düğünümüzde de beraber oluruz. İnşallah. Tamam mı? Başkan olarak. Evet. Başkan olarak. Daha önce CHP İl Kadın Kolları tarafından seçim çalışmaları kapsamında ziyaret edildi ve Şen'in bu isteğini o zaman dile getirdiği öğrenildi. Köy çalışmasında, köyde hı hı. Ev ziyaretinde. Ev ziyaretinde. Evet, kadın kollarımız ev ziyaretinde bulunurken bu ihtiyaç sahibi olarak kardeşlerimizin de böyle bir ihtiyacı olduğunu söylemeler üzerine harekete geçiyorlar ve işte eşyaları temin edilerek bugün buraya getirildi ve teslim edildi. CHP 6 Eylül Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Ali Çiçek seçim çalışmaları kapsamında çarşamba pazarındaydı. Pazarcı esnafını ziyaret eden Çiçek destek istedi. Daha önce uğramıştım ben ama niye? CHP 6 Eylül Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Ali Çiçek seçim çalışmaları kapsamında çarşamba pazarındaki esnafı ziyaret etti. Sağ olun, teşekkür ederim. Ama kendimiz unutturmuyorum diye gidiyoruz. Merhabalar, ablam nasılsın, iyi misiniz? Çiçek pazarcılarla tek tek el sıkışıp destek istedi. Bu adam benim. Oylarını bekliyorum teyzem. Teyzem sen de vereceksin değil mi bize? İnşallah. Ben desteklerinizi bekliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Mehmet Ali Çiçek belediye başkanı olduğunda pazarcı esnafıyla toplantılar yapılacağını, onların isteklerinin ön plana alınacağını vurguladı. Çok teşekkür ederim. Yine geldim. Hayırlı işler. Ben yine geldim. Oyunuzu alana kadar geleceğim. Geleceğiz. Aldıktan sonra bıktıracağım zaten. Önce bir büyük toplantı pazarcı esnafı. Tamam. Önce genel bir toplantı yapacağız. Pazarcı esnafından oy beklediklerini söyleyen Çiçek, seçildikten sonra yönetimi halkla birlikte yapacaklarını dile getirdi. Yoğun bir temponun içerisinde bugün de programda Çarşamba Pazar esnafının ziyareti vardı. Esnafla konuşuyoruz, dertlerini öğreniyoruz, destek istiyoruz kendilerinden. Tabii ki sürekli olarak bir sorgulama halindeler onlarla. İşte neler yapacaksınız, bizim için neler düşünüyoruz tarzında. Onlarla paylaştığımız temel fikir şu, seçildikten sonra asıl önemli olan birlikte yönetmeye onları hazırlamak. Yani pazarlarla ilgili belediyenin tek başına bir karar almaması gerekiyor. Pazar esnafı artı pazarın kurulduğu semtin halkıyla birlikte alınması gerekiyor bu kararların. En çok karşılaştığımız sorular da şu, işte pazarı kaldıracak mısınız, siz pazarı kaldırmayı düşünüyor musunuz, yerini değiştirecek misiniz? Bu tür sorularla karşılaşıyoruz. Bu konuda tabii ki bir çalışma yapılacak ama bu çalışmanın sonunda kararı verirken hiçbir zaman pazar esnafına ve o yöre halkına danışmadan herhangi bir karar almamız söz konusu değildir. Bizim temel sosyal belediyecilik anlayışımızda o kenti, o kentte yaşayan insanlarla beraber yönetmek var. Bu anlamda hiç kimsenin şu konuda kaygı duymaması gerekli. İnsan odaklı bir belediyecilik olacak ve insanların rahatı ve huzuru için çalışacak belediyeler. Yani kısacası ne pazarcının, ne bölge halkının, ne de herhangi bir esnafın burnu kanamadan, herhangi bir dara düşmeden çözüm yollarını hep birlikte bulacağız. Sevgili seyirciler, Akçay-Edremit arasında meydana gelen kazada Rus şoförün kullandığı tır bir otomobile çarptı. Otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Akçay-Edremit arasında bulunan Kadıköy mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada Rus şoför Vitali Victor idaresindeki tır, Edremit istikametine giden Recep Özdemir idaresindeki otomobile çarptı. Sağdan bir tır solladım, orta şeride geçtim, arkamdan başka bir tır patlattım. Bayağı bir sürüklendim. Herhangi bir şeyiniz var mı? Yok şu anda hiçbir şey yok ama bayağı bir sürüklendim. Orta şeride geçmek isterken meydana gelen kazada otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi. Neyse ki kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'ndeki şehitlerimizi anma amacıyla hazırlanan program kapsamında Balıkesir Üniversitesi'nde geçen sene düzenlenen anlamlı etkinlik bu yılda düzenlendi. Üniversite yemekhanesinde yağlı buğday çorbası ve
üzüm hoşafı vardı. 18 Mart Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla Balıkesir Valiliği tarafından çok sayıda program düzenlendi. Program kapsamında Balıkesir Üniversitesi de geçen sene düzenlediği anlamlı etkinliği bu yıl da hayata geçirdi. Tabii. Ne var menüde, neden var, bir bilgi verir misiniz bize? Çanakkale'ye özel, yani şehitlerimiz için buğday çorbası, üzüm hoşafı. Üniversitenin öğrenci konseyi tarafından hazırlanan etkinlikte yemekhanede her zamankinden farklı bir menü vardı. Üniversitenin tüm öğrencilerine o dönemde askerlerin bir öğünü olan yağlı buğday çorbası ve üzüm hoşafı sunuldu. Nasıl buldunuz bugün buradaki etkinliği? Çok güzel. Sonuçta tarihimizi hani canlandırma açısından hani önceden atalarımız demek ki bunlarla beslenerek savaşmışlar. Hani çok güzel bir şey. 3 yıldır her zamanki gibi aynı menü. Gayet de şehitlerimizi anmak için yapılan güzel bir çalışma. Memnunuz. Onları anmaktan da memnunuz. Hani güzel bir etkinlik. Öğrenci Konseyi Başkanı Cenk Süslü bu anlamlı yemeğin yaklaşık 40 bin öğrenciyle paylaşıldığına dikkat çekerek her sene devam ettirmeye çalışacaklarını söyledi. Her sene olduğu gibi geçen sene de bu etkinliği başlattık. 40 bin kişi olarak Balıkesir Üniversitesi ailesi olarak 40 bin kişi bu yemeği yiyor. Tıbbiyeli Hikmet'in atalarımız olarak bu günün ve anlam önemine dayanan güzellikler yapmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi bu etkinlik bu yıl ikinci olarak düzenleniyor. Oluyor. Kürşat Can Ateş'i de anmadan geçmeyelim. Evet. O da öğrenci konseyi başkanımız. Evet. O düzenlemişti öncelikle. Evet. Şimdi artık bayrağı siz devralmışsınız. 18 Mart evet bu çok zorluklarla kazanılan bir zaferdi aslında. Siz de onları anmak için, evet, o ruhu yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenlemişsiniz. Evet. Ne söyleyebilirsin bu konuyla ilgili olarak? Öğretmenlerin, buradaki öğrencilerin, tabii her sene yeni öğrenciler geliyor. Onların tepkileri nasıl? Tepkileri şu an çok güzel tepkileri var. Her sene devamını getirmemizi istiyorlar. Çünkü bu unutmak ihanettir bildiğiniz üzere. Çünkü atalarımız, tarihimiz şanlı bir tarih. Dediğim gibi unutmak ihanettir. Her sene olduğu gibi gene düzenleyeceğiz. Devamını getireceğiz Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak. Ardından Fen Edebiyat Fakültesi'nde doçent doktor Zeki Çevik tarafından Çanakkale Zaferi ve Günümüzde Yansımaları konulu konferans verildi. Doğudan Almanları sıkmıştır. Plan yapmışlar. Tabi Osmanlı saf dışı kalacak. Almanların tehditleri ortadan kalkacak. Konferansa çok sayıda öğrenci katıldı. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınıza gelecek. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın. Köse İnşaat spor haberlerini sunar. Köksu bıraktı Bilen için. Top Dilaver'de kaldı. Dilaver şut şansı. Dilaver vurdu ve top ağlara gidiyor. Ankara Spor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli puan kaybeden Balıkesir Spor, PTT 1. Lig'in 31. haftasını Şanlıurfa Spor deplasmanında geçirecek. Muğdat geldi, vurdu ve topu alıyor. Topu ağlara gönderiyor. Muğdat'ın golü. 24 Mart Pazartesi günü saat 20'de GAP Arena Stadyumunda oynanacak zorlu maçı Malatya bölgesi hakemlerinden Suat Arslanboğa yönetecek. Maçın hakemi Suat Arslanboğa. Yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Ceyhun Sesi Güzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Malatya bölgesinden Oğuz Kaan Turan. Üst klasman hakemi olan Suat Arslanboğa son olarak 16 Mart Pazar günü Kütahya Dumlupınar Stadyumunda oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Tavşanlı Linyit Spor Kahramanmaraş Spor maçını yönetmişti. PTT 1. Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor ve Kütahya'da Dumlupınar Stadyumunda Tavşan Linyit Spor'la Kahramanmaraş Spor karşı karşıya. Süper Lig'de ise ilk maçında 6 Ekim 2007 tarihinde Bursa Spor Hacettepe Spor maçına çıkan Arslanboğa,
Mustafa Sarp ve Bülent Kocabey'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren maçta Bursa Spor'dan 6, Hacettepe Spor'dan 2 oyuncuya sarı kart, o yıllarda Hacettepe Spor'da oynayan İlhan Ekere ise kırmızı kart göstermişti. Kalecide kaldı ve son düdük geliyor sevgili izleyiciler. İki takıma da başarılar dileklerimizi iletelim ve ilk düdük sesi onda. 22 Mart Cumartesi günü saat 14'te İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tavşanlı Linyit Spor maçıyla başlayacak PTT 1. Lig'in 31. haftası, 24 Mart Pazartesi günü saat 20'de oynanacak Şanlıurfa Spor, Balıkesir Spor maçıyla son bulacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre PTT 1. Lig'de 31. hafta programı ve görev yapacak hakemler şöyle. 22 Mart Cumartesi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tavşanlı Linyit Spor, Yunus Yıldırım. Manisa Spor, Tekden Denizli Spor, Serkan Tokat. Ordu Spor, Bolu Spor, Hakan Ceylan. 23 Mart Pazar, Kahramanmaraş Spor, Fethiye Spor, Ferhan Kestanlıoğlu. Ankara Spor, Samsun Spor, Mustafa Aydın. Karşıyaka, Adana Demirspor, Abdülkadir Bitigen. Mersin İdman Yurdu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Öğretmenoğlu. Adana Spor, 1461 Trabzon, Özgüç Türkal. 24 Mart Pazartesi, Şanlıurfa Spor, Balıkesir Spor, Suat Arslanboğa. Şu anda maçın hakemi Erkan Engin elini kaldırdı ve ilk düdüğü çaldı. İki takıma da başarılar diliyoruz. 1461 Trabzon deplasmanından 4-3 galibiyetle dönerek ligde rahat bir nefes alan Şanlıurfa Spor, iç sahada karşılaşacağı Balıkesir Spor önünde prestij için mücadele edecek. Geriye doğru, şimdi bir vuruş, topu alana gidiyor. Zeynke'nin attığı gol. Sarı Yeşililerin teknik direktörü Hüseyin Dağ, Balıkesir Spor'un zirve mücadelesi içinde olmasının kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, bu maç Balıkesir Spor açısından da çok mühim. Dolayısıyla zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Hem prestij hem de puan anlamında bu maçı ciddiye alıyoruz. Her maçımızı kazanmak istiyoruz dedi. Geliyor ve harika bir gol! Harika bir gol! Barış Memiş! Defans oyuncusu Abdülhamit Yıldız'ı kart cezası, Şenol Akın'ı da sakatlığı nedeniyle Balıkesir Spor karşılaşmasında oynatamayacaklarını açıklayan da, sakatlığı süren Önder Turacı'nın durumunun hafta içinde netleşeceğini sözlerine ekledi. Duvar pası, Yakup'u, Yakup'u ve gol! Çok organize bir atak, top ağlara gidiyor. Best Balıkesir Basketbol, Kurtareli Spor Salonu'nda 7 oyuncusunun çift haneli sayılara ulaştığı maçta İstanbul DSE'yi 184 yendi. İlk yarıyı da 53-50 önde tamamlayan Best Balıkesir Basketbol, 3 sayılık bölgeden 27'de 18 isabet sağlayarak %66.6 gibi yüksek bir oran tutturdu. Svansun, Feyzi Çelebioğlu ve Burak Yecan Yüksel 4 üçlük atışın 3'ünde, Sezgin Er ise 5 üçlük atışın 4'ünde isabet sağladı. İstanbul DSE ise 26 üçlüğün 14'ünü sayıya çevirdi. Üçlüklerde %53.5 oran tutturdu. Best Balıkesir Basketbol'da Onur Sonsırma 16, Sercan Ergin 14, Svansın ve Burak Yecan Yüksel 13'er, Sezgin Eriş ve Havi Doğan 12'şer, Feyzi Çelebioğlu 11 sayıyla oynadı. Maçın en skoreri attığı 24 sayıyla İstanbul DSE'de Demir Erik Pitts oldu. Best Balıkesir Basketbol, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 28. haftasında 23 Mart Pazar günü saat 17'de deplasmanda lider Darüşşafaka Doğuş'la karşılaşacak. Köse İnşaat spor haberlerini sundu. İlgi ve güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz.
İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. 1994'ten beri Nadir Köse İnşaat, kalıcı müşteriler edinmenin değerine inanan, müşterisiyle iş ortaklığına uzun vadeli bir bakış açısına sahip, projelerinde tutarlı ve profesyonel çözümleri, yüksek kalite standardı, etik değerlere ve çevreye saygılı duruşuyla kurulduğu ilk günden beri Balıkesir'e artı değer katmaya devam ediyor. Nadir Köse İnşaat, Atalar Caddesi Nazar İşhanı kat 1 numara 4'te. Merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın az bulutlu, en yüksek 20, en düşük 2 derece. Cumartesi günü az bulutlu, en yüksek 23, en düşük 4 derece. Pazar günü az bulutlu, en yüksek 24, en düşük 6 derece. Pazartesi günü az bulutlu, en yüksek 24, en düşük 5 derece olması bekleniyor. Edremit yarın güneşli, en yüksek 21, en düşük 9 derece. Cumartesi günü az bulutlu, en yüksek 23, en düşük 9 derece. Pazar günü parçalı bulutlu, en yüksek 23, en düşük 10 derece. Pazartesi günü parçalı bulutlu, en yüksek 24, en düşük 11 derece olması bekleniyor. Dursun ve yarın güneşli, en yüksek 18, en düşük 1 derece. Cumartesi günü az bulutlu, en yüksek 20, en düşük 4 derece. Pazar günü parçalı bulutlu, en yüksek 21, en düşük 6 derece. Pazartesi günü parçalı bulutlu, en yüksek 22, en düşük 7 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın güneşli, en yüksek 19, en düşük 5 derece. Cumartesi günü az bulutlu, en yüksek 19, en düşük 5 derece. Pazar günü parçalı bulutlu, en yüksek 20, en düşük 6 derece. Pazartesi günü parçalı bulutlu, en yüksek 21, en düşük 7 derece olması bekleniyor.